Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın ön şartları idi. Geçen hafta 3'ü geçti. İnşallah bu hafta 3 nasip olsa devam ederiz. İstikbali kıble, vakit ve niyet. 3 inşallah nasip olsa. İstikbali kıble, kıbleye dönmek. Bu namazın bir şartı. Yani kıbleye dönmeden namaz kılınmaz. Kıble dönülen bir cihet. Bu alemde madde olsun, öbür alem olsun. Alemde her varlıkların bir kıblesi, merkezi vardır. Her varlıklarında. Dünyanın döndüğü güneş vardır. Güneşin döndüğü galaksi merkezi vardır. Gökyüzünde Beyt-ül Mamur var ve Arş-ı Ala var. Meleklerin tavaf ettiği Arş-ı Ala var. Hatta elektronlara bile, onlar bile dönerler atomun etrafında. Demek ki bu bir doğal denge budur böyle. Mutlaka bir merkez olacak. Hristiyanlar doğuya dönerler. Yahudiler Kudüs'e dönerler. Ama onların tavaf etmezler onlar. Yani tavaf ancak elhamdülillah Müslümanlar özel bir mesele. İslamiyet'e önceleri kıble Meşid-i Aksa idi. Meşid-i Aksa Kudüs'te bulunan bir mescit. Orasıydı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O da Allah katında üçüncü kutsal mescittir. Meşid-i Aksa'da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gönlünde ise Kabe'ye dönüp namaz kılmak vardı gönlünde. Ama peygamber de olsa isteyene değil de emir dinlemeye mecbur tabi. Fakat peygamber şu yapar Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de namaz kılarken Lüt-i Yemani ile Esvet taşı arasında orada dururdu. Oraya dönünce önü yine de Meşrası'ya geliyordu oraya. Dönünce. Fakat hicretten sonra Medine'ye gelince iş değişti. Peygamberimiz tabi yine Meşrası'ya yüzünü dönüyor. Arkası kıble giriyordu ama. Mesela bizim burada güneyde ikisi de burada. Ama Medine-i Münevvere Meşrası'nın yukarısına kalıyor tabi. Bunun üzerine aşağı yukarı 16 veya 17 ayardan geçten sonra Cebrail Aleyhisselam peygamberimize kıblenin Kabe'ye dönüştürüldüğünü ayet-i kerimesini getirmiştir. Öğle namazından sonraydı. Salı günüydü. Recep ayının da ya da Şaban ayının tam ortalarında idi. Benim şöyle bir peygamberimize Bakara 144'te Bismillahirrahmanirrahim. Fevelli vecheke. Fevelli. Dön. Buradaki fe de faiz takip anlamına geliyor. Hemen yüzünü dön. Nereye? Şatrel mescidil harami. Mescid-i haram şatrına cihetine. Yani Kabe'ye dön diye ayet-i kerime gelseydi işimiz çok ama çok zordu muhteremler. Yani Kabe'ye tam isabet artık belki milyarda bir ihtimal olabilir burada. Tam isabet Kabe'ye. Mevlam buyurdu. Şatrel Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'ın tarafına Mevlam buyurdu. Bir kimse Kabe'de ki oraya Mescid-i Haram deniyor. Orada namaz kılan kişi ne yapacak? Önce Kabe'ye bakacak. Kabe'yi görecek. Tam ona dönecek. Orada tam isabet farz orada. Yani kişi önünde bir doğru çekilse o çizgi doğru tam Kabe'ye isabet etmesi şart.
İster tabi sağ, ister soldan fark etmiyor. Yalnız Kabe'de cemaatle namaz kılınırken ne olacak? İmamın hizası olanlar imamı geçmeyecekler. Tabi mesela sağda var, solda var, öbür tarafta var. Halka şeklinde oluyor orası. Onlar zarar vermiyorlar. Peygamber buyurdu ayet-i kerimesiyle peygamberimize, fevelli vecheke şatrel meşdil haram. Yüzünü hemen meşdil harama çevir. Hüheysi makuntum, nerede olursanız olun Mevlam buyurdu. Yani kıyamete kadar geçeli olmak üzere nerede olursanız olunuz fevelli vecheküm şatrel. Yüzünüzü o cihete çevirin böyle buyurun muhteremler. Şimdi gelelim inşallah tabi kıblemiz olan Kabe nedir? Onun kutsallığı nedir? Ona bakalım inşallah. Yine Rabbimiz buyuruyor Ali İmran ayet 96'da Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin huda linnâsi. İnsanlar için yeryüzüne ilk yapılan konan bina Lelledi Bekke'de Bekke'de. Bekke Kabe'nin bulunduğu yere Bekke deniyor. Şehre Mimile Mekke deniyor. Kabe'nin bulunduğu yere de Bekke deniyor. Mevlam buyurdu. İnsanlar için ilk vaz olunan konulan bina ibadet için, tavaf için Mekke'de mübareken öğüden il alemin bütün alemlere insanlara diyor bak bütün alemlere meleklere de gökte her tarafa da hem mübarek berekettir hem de rahmettir. Kabe'nin bulunduğu yer. Dünyamız henüz daha gaz halindeyken İlk önce Kabe'nin bulunduğu yer orada bir katılaşma, taşlaşma başladı muhtemelenler. Kabe'nin altında orada büyük bir taş var orada böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri henüz daha peygamber olmadan önce o zamanki Arap müşrikleri cehalet döneminde baktılar ki Kabe yıkılmaya başladı. O gün insanları evet İslam'ı bilmiyorlardı, müşriklerdi ama Kabe'nin kutsallığını biliyor adam. Ona hürmet saygıları vardı. Baktılar ki Kabe binası tabi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı en sonunu o zamanlar yıkılmak üzere. Toplandılar, karar verdiler bunu tamir etmeye. Gelip baktılar ki iş tamire olmayacak. Mutlaka bunun tamamen yıkılıp yeniden yapmasına karar verildi. O zaman Mekke-i Mükerreme'de 4 ayrı kabile vardı. Her kabile bir duvarı yıkacak ve yapacak. Buna karar verildi. Derken bir gün tespit edildi. O gün eline kazma tükürüğünü alan oraya geldiler. Geldiler ama hepsine kabile bir ürperdi korku var. Çünkü fil vakası olmuştu biliyorsun fil vakası. Kabe yıkmaya gelen o fil ordusu taşla helak edilmişti. Ondan dolayı da şimdi bunlara Kabe yıkmaya karar verdiler. Amaçlı yapmakta bunların ama. Fakat yine korktular bunlar. O gün akşama kadar hadi sen başla, sen başla, sen başlarken böyle herkese bakıyorlar. Hiçbiri de eline kazma alıp da Kabe'ye kazma vuramadı kokularından. Akşam oldu. Ersi günü aynı şey devam edince üçüncü gün dediler ki Ebu Cehil'in dayısı vardı o yaşlıydı da. Adı Velid bin Mugire. Dedi ki ya Velid sen de içim en yaşlısın içim yaşlısın. Öyle sen de bu işe başla. Eğer sana bir şey olursa biz dokunmayız buna. Bunun üzerine artık utandı. Yani yapamam diyemedi. Geriden atamadı oradan. Elle kazmaya aldı şöyle. Elleri titreyerek
ayaklı bir yere geldi. İşte bir kazma vurdu. Baktı ne olacak? Baktı bir şey olmuyor. Tabii bir şey olmaz tabii. Niyetleri tamam etmez tabii bunu. Bunun üzerine diğerleri de ondan bu ceset alınca her gün tabi yıkıyorlar. Tamamen duvarlar yıkıldı, sıfırlandı. Sıra geldi temeline. Bunun temeline değişemediler. Biraz oydu baktılar. İçine de tek bir kaya. Yeşilimsi. Yeşile kaçan, içinde parlak, öyle sanki görünmeyen işte tek bir kaya. Bu ne kral dediler de, yani temel kazalım da benim temel olsun dediler böyle. Bunun üzerine o kayayı baktılar, kıramadılar. Büyük bir kazık koydular, oynatan bir yerinden diye, az oynattığı yerinden Mekke şehri sarsılma başladı muhtemelen böyle. Mekke şehri deprem bir sarsılma başlayınca buna koyup kaçtılar böyle. Ve dokunmadılar. İşte Mevlam buyuruyor, dünyada yaratılırken, yani dünya toprak malı dönüştürülürken ilk olarak Kabe'nin bulunduğu yer orası taş olarak başlanmış. Belki orası olmuş böyle şey. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya gelince orada bir bina vardı orada. Hindistan'dan gelip onu tavaf ediyordu. O bina sonra ki Beyt-i Mamur deniyor ona, Nuh tufanından önce göklere kaldırıldı. Nuh tufanı ile Hatibem arasında orada bir şey yoktu böylece. Ama yeri tabi belliydi. Bir de Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram. Onu da demin kısa bir göreyim inşallah. Mekke-i Mükerreme de en kutsal şehir. Velham Büyük Kuran-ı Kerim'inde Enam 92'de Hülütünzire Ümmel Kura ve Men Habliha. Velham buyuruyor Mekke hakkında Ümmel Kura. Kura şey anlamına geliyor, şehir. Anne anlamına geliyor. Bütün şehirlerin annesi, özü Mekke-i Mükerreme. Mekke-i Mükerreme. Yine Mevlam buyuruyor ve hazel beledil emin, şu emin belde. Aklıma bir hatıra geliyor şu anda muhteremler. Bir akşam Mekke Mükerreme'de haşr namazını kılıyoruz. İmam Efendi bu ayet okudu. Ve tini okudu yani böyle. Ve tini okudu. Bu ayet-i kerime geldi. Ve hazel beledil emin deyince sanki o anda asr-ı saadetteyim. Yani şu emin belde namaz okuyunca bunu, bu emin beldede Mekke Mükerreme'de böyle bir hava oldu. Hiç unutamıyorum muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Burada Mevlam yemin ediyor. Burada yemin var budur. Şu emin beldeye de yemin olsun Mevlam buyuruyor. Mekke Mükerreme emin. Yani güvenilir belde. Oraya düşman giremez. Oraya deccal giremeyecek muhtemelen böyle. Orada felaket olmaz. Böyle. Orası emin belledir. Oraya kim sığınırsa o kişiye dokunulmaz oraya. Bir de ayet-i kerimde geçiyor burada. Mescid-i Haram. Kabe Mekke ortasında merkezde. Bir bina muhteremler. Taş yapılan bina. Yüksekliği 11 metre 40 santim yüksekliğinde. Etrafı dışı örtüyle, atlas ipi örtüyle örtülü. Kapısı var. Tabi içine girilmiyor. İçine de mermer kaplı duvarları ve tabanı. Mermer kaplı içerisinde. Bu Kabe'nin asıl kıblemiz bulunduğu arsa yer. Mesela olmaz tabi de örnek olarak bu Kabe'nin binası oradan sökülerek başka yere yapılsa ya da olduğu gibi oradan kaldırılıp başka yere götürülürse o bina kıble olmaz muhtemelenler.
Yani asıl kıble Kabe'nin bulunduğu yer arsa. Orası da böylece. Eğer Allah korusun haşa, yani Kabe yıkılsa bile, bina olmasa bile yine kıbleyeni orası muhtemelenler. Peki Kabe yıkılacak mı? Yıkılacak muhtemelenler. Ahir zamanda Kabe yıkılacak muhtemelenler. Afrika tarafından gelecek olan bir pis bir ordu, onu yıkacaklar, Kabe yıkacaklar. Tabi Kur'an'ın bir alama olacak zamanda olacak. Peki Kabe'nin bina nereye kadar kıblesi için böyle? Üstten arşaneye kadar kıble muhtemeler Kabe. Az evvel dedim, Kabe'nin yüksekliği 11 metre 40 santim. Etrafında şimdi yapılar yapıldı. Kabe'nin yüksek onları Kabe'den. Kabe'nin dağında namaz kılan kişi ne yapıyor? Tabi Kabe'nin binası çok yüksekte. Eğer yalnız o bina kıble olsaydı, o zaman üstte namaz olmaz, zaman boşa dönmü de böylece. Bunun için Kabe ta arşaneye kadar üstü kıbledir. Bir insan en yüksek dağ tepede namazı kılsa, hatta ki uçakta insan namaz kılsın, ki 5000 metre, 7000 metre üstü namaz kılsın kişi, yine o tarafa döndü mü yine kıbledir. Üstten. Altına kadar, altı da 7 kat yerin altına kadar muhtemelen bakınız. 7 kat yerin altına kadar. Yani yerin merkezine kadar. Şimdi biliyorsunuz gökte 7 kat gökte. Dünya bu da 7 kat. Ki Mevlam Kur'an'a bunu buyuruyor. Talak 12'de Allahüllezi halaka seba semabatin ve minel erli mislehün Mevlam yapıyor. Allah ki Mevlam halaka yarattı, seba semabatin ilika gibi yarattı. Ve minel erli mislehün, yerden de dünyadan da aynı mislini yarattı, yedi tabaka yarattı. Şimdi dünyanın tabi birinin tabakası ki yer kabuğu denen, yani bilim bunu bugün biliyor. Ondan sonra geliyor, tabi aşırı sıcak olduğu için erimiş madenler. Altı erimiş madenler. Daha altları bugün bilim bilemiyor. Ancak merkezini bir kor bir yerden biliyorlar. Tahminleri bunların böylece. Demek ki yerde aslında yedi tabakadır yerde. Demek ki yerden de kıble yerin merkezine kadar da yine kıble. Yani kıble oradan mesela bir çubuk sokulsa, dünyanın öbür tarafına çıkarılsın, orası kıble olmuyor o kıtayenler. Olmuyor sefereci. Yerin merkezine kadar kıble olmuş oluyor. Kıbleye dönmek farz. Derler. Ne zaman farz olur kıbleye dönmek? Namazda farz. Farz namazı olsun, sünnet olsun, namazda kıbleye dönmek farz. Cenaze namazında kıbleye dönmek farz. Bir de tilavet secdesinde kıbleye dönmek yine burada farz oluyor. Bir kimse kıbleden kasten başlayıp namaz kılarsa ne olur? Yani kıbleyi kişi bildiği halde ama inadına kasten kişi eğer yönünü başta bir çevirirse dinden çıkar, kafir olur muhtemelen. Bakın böyle. Kafir olur muhtemelen. Yalnız bir insan hasta olsa, kişi hasta, yatağına yatıyor, yattığı yatakta, odasında, hastanede, yatağında kıble uygun değil, olabilir. Bu kişi eğer kendisi kıbleye dönebiliyorsa, oturuyor da olsun, dönüp kılması gerekiyor farz olur üzerine. Eğer bunu kıbleye çevirecek bir bakıcısı, yardımcısı varsa, ona rica eder, bunu çevirir kıbleye, öyle kılar. Ama mesela gece namaz kılacak kişi, sabah namazını örnek olarak söyleyelim, hastanede, evinde yalnız yatıyor kişi, kendini dönemiyor. Kişi yatmış yerde namaz kılacak, temim yapıyor yandaki taştan bir şeyden, ama kendi dönemiyor.
O zaman ne yapacak? O zaman dönemediği için bu kişi mazur, özürlü oluyor. O şey namazını kılabilir. Bir de korku olursa, mesela bir asker, nöbetçi bir asker. Çünkü nöbet mahalli de tehlikeli bir yer, kritik bir yerde. Terör, düşman orada her zaman sızabilir, gelebilir. Tehlikeli bir yerde. Ne yapar askeri burada? Arkası kıbleye gelse bile, namaz vakti geldi mi, su bulamazsa olduğu yerde hemen toprakla teyemmüm alır. Arkası kıbleye gelse bile, çünkü düşman görmesi gerekiyor, önüne bakarak namazı ilk kılacak mıdır? Fazla kılacak bu şekilde böyle. Yani bundan ne anlaşılıyor? Demek ki böyle bir anda bile namazı ertelemeye bile cevaz yok muhtemelen bu şekilde böyle. Yani namaz önemli Allah'ın bu kadar namaz böyle. Şimdi bir kişi yabancı yerde kıbleyi nasıl bulacak yabancı yerde kişi? Bir insan tabi bir eve bir yere misafir olmuşsa ev sahibine soracak. Yalnız ev sahibi namaz kılan adil kişi ise onun sözüyle bu işi yapar muhtemelen böylece. Ev sahibi olduğu halde namazın haberi yok. Alnı sizce görmeyen kişi bunlara fasık deniyor. Fasık deniyor bunlara. Dinde, İslam'da fasıkın sözü dini konularda geçerli olmuyor. Demek ki gitti ev yer ev sahibinde işte şuna buna ne yapacak? Buna soracak. Ya da kişi mesela kırda şurada burada arabasına mola verdi. Pikniğe gitti namaz kılacak. Ne yapar? Bakar. Oranın yerlisinden bir kişi var mı önce? Eğer yerlisinden bir kişi varsa kişinin durumuna bakar. Şöyle görünümde yüzünden nur olan yani namaz kılan bir kişi ise ona sorar. Onu öyle kılar. Böyle bir insan bulamadı. Kişi ne yapacak bu defa? Kendi kendine iştahatta bulunacak. Kendi kendine. Bakacak ki acaba kıble neresi? Tabi bunun işaretleri var muhteremler. Mesela öğle vaktinde tam öğle vaktinde bizim Marmara bölgesinde bu bölgede güneş tam öğle vaktinde güneş sağ kaşa gelir böylece. Çünkü güneş ortaya aldık mı tam önümüz güney olmuş o böyle. Halbuki kıble nedir? 30 derece harbi sola açmamız gerekiyor. Bunun için bir insan Marmara bölgesinde, çünkü doğuda daha güneyde olduğu için Marmara bölgesinde var bir kişi tam öğle vaktinde güneşi sağ kaşını aldı mı öyle tam yöne kıbleye gelmiş olur böyle. Yine bu mevsimlerde yani kısa günler değil de İnsan bu mevsimlerde ikindi vaktinde de güneşi sağ omuzuna aldı mı yine kıbleye dönmüş olur muhteremler. Yani kişi bu şekilde araştırır. Araştırır. Eğer bir insan kendi kendine araştırdı ya da grup namaz kılacaklar, cemaat kılacaklar, araştırdılar. Ne yaparlar? Bir yere karar verdiler. Kıbleye karar verdiler. O zaman ne yaparlar? Eğer her birisi söz birliğiyle kıble burası diye bunda karar verirlerse namaz cemaate kılarlar. Diyelim ki 10 kişiler. 3 tanesi bana göre kıble böyle dedi. 5'i böyle diyor, 2'si böyle diyor. O zaman ne yaparlar? O zaman tek cemaat olamaz muhteremler. Neden? Çünkü bu kıble tayininde, belirlemesinde ne yapıyor? Kişi burada iştihatta bulunuyor. İştihat kendini zorlama, araştırma anlamına geliyor. Bir müçtehit başka müçtehit tabi olamaz muhtemelen. Anlıyor muhtemelen. İlk kişi bile olsa, ilk kişiler namusları kırda. Anlaşamadılar ama. Bir de kıble diyor, hayır bu şekilde, hayır bu şekilde kıble. Ne yaparlar? Her biri oturup döner namazı kılar. Cemaat yapamazlar. 10 kişiler mesela 3'ü bir yere karar verdiler. 3'ü cemaat yaparlar.
Diğerleri tek tek kılar muhtemelen. Çünkü bu içtihat olduğu için kişi kendi görüşüne göre bir müştehit diğer müştehit tabi olamaz. Bir de muhteremler, dünya kıble günü vardır, senede iki gün. Yılda iki gün dünya kıble günü vardır. Biri 28 Mayıs, yakın bu. Aklına kalın inşallah. 28 Mayıs günü saat 12-18 gece güneş tam Kabe üzerinde bulur anda böyle. Tekrar diyorum muhtemelen. 28 Mayıs günü saat 12-18 gece güneş tam Kabe üzerinde bulunur. O anda bütün dünya için geçerlidir. Nasıl geçerli? Nerede? Gündüzse o anda ama. Nerede o anda? Gündüzse tabi mesela bir iksası olabilir başka yerde, fark etmez. O anda dünyanın neresinde gündüzse, gündüzse onlar döndürmüş güneşe doğru tam kıble isabet ederler muhtemelen. Yani bunu kaçırman işte bunda inşallah. 28 Mayıs günü saat 12-18 geçe kıbleye dönüldü mi, tam önü ama sağ kaşlı böyle, tam önü kıbleye verdin mi, güneşi verdin mi, o anda güneş kâr üzerinde muhtemelenler. Ayrıca muhterem cemaatimiz, namazın dışında da kıbleye saygı göstermemiz gerekir muhteremler. Bir muhterem zat, bir yabancı, bir uzak bir sefere gitmiş, şehre gitmiş. Orada sormuş. Bu şehirde, bu yörede, yakınlarda bir Allah dostu var mı bir kişi? Onunla bir görüşmek istiyorum. Ben bir adam arıyorum ben demiş. De var demişler işte filan yerde, filan köyde işte. Şöyle böyle imet etmiş tabii kendisini. Bu da gidiyor oraya. O kişi oturmuş evin önünde bir yere. Bu karşıdan bakıyor, karşıdan bakıyor. Oturan kişi böyle aferin bir tükürmesi geliyor. Padiye tükürüyor. Ama tam onda önü kıbleye geliyormuş. Hemen bu kişi geri dönüyor. Ne oluyor da? Ziyaretten vazgeçtin mi? O diyor Allah zaten değil böyle diyor. O gafil bir insan yok derler. O gafil bir insan yok derler. Biliyorsunuz tuvalette, banyoda insanın ön arkası kıbleye gelmeyecek muhteremler. Abdest alırken bile bak muhteremler. Abdest alırken bile abdeste kıbleye dönmek daha eftal abdest alırken. Uygunsa lavabolaşmanın daha uygun böyle şey. Ama abdeste bile ağzına su tükürürken, bunu temizlerken hafif sağa sola dönmek gerek muhteremler böyle şey. Yani abdeste bile kıbleye dönmek şey yaptır. Müstahaptır yani abdest alırken böyle. Ama sırf mesela bunu temizliyor. Bunu böyle temizlerken tam kıbleye gelmemesi gerekiyor. Hafif sağ olsun yapma gerekiyor. Neden? Kıbleye saygıdan dolayı muhtemelen böyle. Yani otururken de her zaman elden geldiği kadar kıbleye saygılı olmak. Yani elden çıkarken, gelirken, giderken, yatarken her zaman inşallah elden geldiği kadar bu gözetmek gerekiyor. Ve aklımıza inşallah o Kabe'nin muazzamında bulunması gerek muhteremler. Çünkü Allah katında en kutsal yer odur böyle şey. Yalnız Kabe'den daha kutsal bir yer var dünyada muhteremler. Daha kutsal bir yer. Neresi o da? Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bedenine dokunan toprak. Peygamberin mezarı tamam değil. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek bedene dokunan toprak. Toprak. O var ya, o Kabe'den de eftal, arştan daha eftal muhtemelen böyle. Eftal böylece. Gelelim inşallah vakit meselesine muhtemelenler. Vakit meselesine. Müslüman
Mevlamız buyuruyor. Nisa ayet 103'te. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kitaben mevkuta. İnne salate namaz. Burada esas lam tarif var. Bu adişin yani 5 vakit namaz. Kânet oldu. Alel mümin müminler üzerine kitaben yazıldığı farz kılındı. Ne olduğu halde mevkuten vakitlenmiş olarak farz kılındı. Demek ki 5 vakit namaz müminlere, insanlara diyeyim, müminlere namaz farz kılındı. Vakitlenmiş olarak. Yani namazı vakte kılmak bu ayrıca farz kılınmaktır. Bir insan vaktten sonra kılarsa ona kaza deniyor. Kaza deniyor. Eğer bir insan özürsüz bir vakit namazını kaza bırakırsa bundan tevbe etmesi gerekir kişinin. Bu farzı burada ertelediği için. Vakti geçtiği için burada. Kur'an-ı Kerim'in tabi namaz ilgili ayet-i kerimeler çok. Kur'an-ı Kerim çok ama böyle. Buradan bir okuyacağım inşallah ben inşallah. İsra Suresi ayet 78'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimiz salate. Rabbim buyuruyor, namazı kıl. Bu ayet-i kerime namazın vaktiyle bağlantı olduğu için okuyorum. Namazını kıl, lidülükü şemsi, güneşin dülüküyle, dülük meyletmesiyle. Buna zeval vakti deniyor muhtemelen. Zeval vakti böyle deniyor buna. Biliyorsunuz güneş doğudan doğar. Güneş, tekrar konuya geleceğim inşallah. Güneş doğudan doğar, yavaş yükselmeye başlar. Güneş doğudan doğduğu zamanlar gölgesi batıdadır. Uzunur gölgesi de. Güneş yükseldikçe gölge kısalır. Güneş yüksele tam tepeye gelir. Güneş tam tepeye gelir. Orada güneş böyle çakal bir durur. Ondan sonra güneş batıya kayar muhtemelen. Böylece. Ben bunun deneyim yaptım muhtemelen bir yerde. Bu deneyim şöyle yapılıyor. Bir düz bir çubuk. Bu çubuk tam terazi olması gerekiyor bunun. Olacak. Şimdi öğleye yakın çubuğu diktim. Gölge batıda yavaş tabii dönüyor. Gölge dönüyor böyle kuzeye doğru dönüyor. Şimdi gölge kısalıyor yani ben. Biz lazım bu konuşun böyle. Yani gölge devamlı kısalıyor. Tabii güneş aşağıdayken gölgesi cisme vuruyor, uzun oluyor böyle. Çünkü yükselince kısalıyor böyle. Gölge böyle kısaldı, oluyor bir durdu. Durdu, ondan sonra pat yan attı. Yan attı, uzanan başladı. İşte bu ne oluyor? Öğle vakti o zaman girmiş oluyor. Yani zeval vakti deniyor bana. Zeval vakti öğle vakti o zaman girmiş oluyor. Öğle vakti ne zaman oluyor muhteremler? Tam günün ortasıdır. İki türlü gün vardır. Örfi güne göre güneş doğu batışı arasında tam ortasında güneş zevaledir ve tam diktir. O doğudan batıya yan atar, göğe uzamaya başlar, öğle vakti girer. Mevlam buyuruyor, burada önce öğle namazı buraya geçiyor. Rabbim burada bu sırayı buyuruyor bu ayet-i kerimede. İlâ gâsekî leyli ta gece her taraf kararıncaya kadar. İkindi akşam yatsı buna dahil olmuş ya böyle. Öğle namazından sonra iki nam akşamlı yatsı namazı. Tekrar döneceğim konuya inşallah. Ve Kur'an-ı Fecr'i bir de fecir Kur'an'da kıl. Fecir namazını, sabah namazını. Yani burada başta konu burada muhtemelen. Velham buyuruyor. Ve Kur'an-ı Fecr'i fecir bir türlü sabah namazı deriz. Aslında Salatül Fecir Arapça. Yani fecir namazı. Velham buyuruyor. Öğle namazını kıl. Arkadan ikindiyi akşasıyı kıl. Özellikle ve Kur'an-ı Fecr'i
fecir namazına. Burada saatin fecir gelmiyor da Kur'an'ın fecir geliyor. Demek ki sabahımızın önemi nedir? Önemi orada kıraat uzun olması, okunması gerekiyor. Neden? Ne özelliği var? İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Sabah namazındaki kıraatte melekler orada hazır bulunuyorlar muhtemelenler. Yani sabah namazı çok ama çok önemli muhtemelen sabah namazı alacağım mademiz. Özellikle geceleri kısalmaya başlayınca tabi çoğumuz geç yatıyoruz. Televizyonda şudur, budur, çay demle, şunlar, bunlar derken vakit geçiyor, geç yatıyoruz. Ondan sonra kalkamıyor muhtemelenler. Mevlam buyuruyor, sabah namazı nedir? Kâne meşhuda. Onda hazır bulunan melekler bunlara böylece. Bunun için üç mezhebe göre Hanefi dışında Şafii mezhebine, Hanefi, Hanbeli, Maliki mezhebine, üç mezhebe göre sabahın erken kılmak gerekiyor onlara göre böyle. Namazı vakti girdi mi hemen namazı kılıp uzun namazı okumak bu şekilde böyle. Neden? Şimdi şu hadis-i şerif var muhteremler. Hadis-i şerif uzun biraz da onu özeteyim inşallah. Gece melekleri var gökten dünyaya gelen, bir de gündüz melekleri var görevli muhteremler böyle. Bunlar sabah namazında nöbet değiştiriyorlar. Şimdi bir cemaat ya da evinde kılan kişi, hanım mesela evinde kılan kişi ya da cemaat sabah namazını kılarken bilebildiği kadar uzun okusun. Zaten sabah namazında rekatı az. İki rekat fazla. Neden? Burada rekattan ziyade burada kıraat önemli burada sabah namazında. Uzun okuma burada önemli burada. Bunun için her Müslüman tek başına kılsa bilebildiği kadar uzun okusun. Uzun bilmiyorsa ne yapsın? Kısa sureleri aradan atlamadan ama onları okusun. Birkaç da okuyabilir bunları. Şimdi gece melekleri kişilerde duruyorlar. O namaz kılıyor. Onlarla ben namazı duruyorlar muhtemelen. Onu dinliyorlar. Ondan sonra gündüz melekleri o vakitte geliyor bir melekleri de. Gökten. Onlar da geliyorlar. Beraber bulunuyorlar. Gece melekleri çıkıyorlar gökyüzüne. Çıkıyorlar. Onlar Rabbim bir şeyini soruyor. Ki hadise şöyle buyuruyor. Ve alemi bihim. Allah'ın tabi bu işi daim Mevlam bildiği halde Rabbim melekleri Allah soruyor onlara Rabbim. Allah'ın konuşmak istiyor melekleri. Meleklerim bu gece dünyaya gittiniz, dünyada kaldınız, ne haber gittiniz oradan var? Nasıl benim kullarım? Ya Rabbi, tabi kimler görevliyse, Ya Rabbi, o tabi bir gece sabah yatına gelmiş ya. Ya Rabbi, dün sabah namazı vaktine gittim, o kulların, senin kulların namazı buldum Ya Rabbi. Bugün gel namazı bıraktım, geleyim Ya Rabbi. Baktığım böylece oluyor. Bu işin Şafii mezhebi, üç mezhebe göre namaza, sabah namazını erken başlayıp, imsakken başlayıp, uzun okuyup ki iki grup melek de hazır bulması için bunların böylece. Şimdi gelelim inşallah muhteremler namazın vakitleri nasıl belirlenmiş? Tabi günümüzde takvim var. Herkese elhamda saat var. Bunu öğrenmek kolay olabiliyor. Ama bunun kökü nereye dayanıyor acaba? Vakitler nasıl belirlenmiş bunlar? Bunun özelliği nedir acaba şimdi? Önce sabah namazı vaktinden başlayalım muhteremler. Biliyorsunuz sabah namazı güneş doğmadan önce kılınıyor. Akşam namazı yatsı da günü battan sonra kılınıyor derler. Bak çok özellikler akşam bunlar böyle. Öğün namazı tam tepede kılınıyor. Şimdi bir tarafta sabah namazı. Güneş doğmadan kılınıyor. Daha karanlık. Alaca karanlık. Diğer tarafta akşam namazı, yatsı namazı günü batmış ama böyle. Üç.
Dördüncüsü öğün namazı. Güneş tam tepede. Beşincisi ikindi. Öğle ile akşam arasında. Fakat ne oluyor? Beride bir boşluk oluyor ama şimdi. Yani sabah ile öğle arası bir boşluk oluyormuş baktığımız şimdi böyle. Boşluk kalıyor. Bu işin Peygamberimizin çok güzel tavsiyeleri illaki o vakitte namaz kılmak. Yani kuşluk namazı, işaret namazı kılmak muhteremler. Ki Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz sur hakkında var. Bela buyuruyor. Vel duha. Ve şems vel duhaha diye gelin muhteremler. Duha kuşluk vakti. Yani o vakti de yani tek böyle yük bir tarafta oluyor. Bu tarafa ibadet etmiş oluyor muhterem bak. Tekrar muhteremler. Sabah namazı günde olmadan kılınıyor. Bir de uçta onu aldık böyle. Akşam yatsı namazı gün battan sonra kılınıyor. Öğün namazı tam ortada direkt. İkindi de öğle akşam arasında kalıyor. Sabah ile öğle arası bu tarafın oluyor bu cana, bu kanat boşluk kalıyor böyle. Namazsız kalıyor. Uzun bir zaman dönem kalıyor böyle. Şey. Demek ki elden geldiği kadar işin kim müsaitse o arada sabah namazı ile öğle arasında inşallah iki de olsun, dört olsun bir namaz kılmak. Bak muhtemelenler. Sabah namazı güneş doğmayınca kılınıyor muhtemelenler. Biliyorsunuz her yörede vakit değişiyor. Her Müslüman yaşadığı yörede, bölgede ne yapacak? Ufuk deniyor, ufuk. Ufuk nedir? Bir insanın, şimdi doğudan alacağız tabii namaz icabı. Bir insanın yaşadığı ülke, köy, kasabada eğer doğu ciheti düz ova ise, evler, binalar, işte dağlar yok, tepe yoksa, düz ova ise, bir kimse bu şekilde düz ovada, doğu ufkuna baktığı zamanlar, böyle baktığı zamanlar, ileride yerle göğün birleştiği gibi bir şey görüyor. Hayali bir çizgi görünüyor böylece. Buradan bakınca, düşse, sanki yer göğe birleşiyorlar. Bu bir hayali çizgi bu. Bu ufuk denir bu dönemde. İşte güneş ufkun altında o anda. Altında 19 derece güneş ufuk altındayken, tabi güneş dünyamız yuvarlak bu dönemde. Ufkun altında güneş ışığı dünyamıza aksedemiyor. Fakat ne yapıyor? Güneş ışıkları atmosfere gidiyor. İşte atmosferin üst tabakası ışıklar vurunca 19 derecede bir beyazlık başlıyor. Beyazlık başlıyor orada ki bu ikinci beyazlıktır. Buna fecr-i sadık deniyor. Bundan evvel bir de fecr-i kazip vardır. Bu çizgi bir gelir, az sürer kaybolur beyazlık. Hafif aydınlar ortaya benziyor. O gider. Ondan sonra ufukta nokta şeklinde belirir. Üçgenvari böyle genişlemeye başlar. Duma genişler. Bir beyazlık. Bu doğu ufkunda beyazlık başladığı anda o anda yatsı namazın vakti biter. Bitir namazın vakti biter. Kişi oruçlarsa yemek içmenin vakti biter. Bitir o anda. O zaman ne yapar? Sabah vakti girer. İşte buna takvimlerde imsak vakti geçiyor takvimde. Budur böylece. Hanefi mezhebinde biraz geç kılmak. Sonra beyazlık kaybolur ve kırmızı başlar. Doğu şafak. Tanya altında derler bunlara böylece. Kırmızı başlar. Hanefi mezhebine göre bir insan öğle namazı vakti kılmadı ki sabah namazını, eğer namazdan bir eksik varsa, abdesti bozulmuşsa tekrar kılacak bir zaman kalsın. Kalsın. Ama diğer üç mezhepte hemen kılmak gerekiyor burada. Öğün namazı tam zabanide muhtemelen. Dikte. İkin namazına gelince şimdi öğün namazında güneş tam dik yukarıda böyle. O anda güneşin bir gölgesi olur. Yani ne cisim varsa ağaç, dikilen sopa, ev, bina ne varsa güneşin bir gölgesi olur. Bu göre uzunluğu tabi yöre göre değişir. Ekvador'da sıfırdır, hiç gölge olmaz. Mekke'de bile fazla gölge olmaz. Bizim burada gölge daha fazla olur burada böyle şey.
Şimdi tam öğle vaktinde o dikili olan çubuğun, binanın, şunun bunun gölgesi ölçülür. Ne geldi mesela? Diyelim ki 1 metre geldi. Bina yüksekliğine kadar 3 metre. Şimdi bu gölge tabii durmadan uzar. Burada uzar, batı uzar böyle. Bu gölge, batı doğru uzar gölge. Şimdi o feyzeval deniyor. Feyzeval deniyor öyle zaten gölgeye. O gölge 50 santim artı bir de o dikili olan binanın yüksekliği. O gölge oraya geldi mi öğle namazın vakti bitiyor. İkindi günü muhteremler. Üç mezhebe göre imamene göre böyle. İmam azama göre işte biraz daha geç giriyor. İkindi tabii çıkıyor. Öyle çıkıyor. İkindi vakti giriyor. Akşam da batıda, batı ufkunda güneşin üst kenarı görünmedi, kayboldu mu akşam vakti giriyor muhteremler. Akşam güneş battan sonra ne olur? Ufukta kırmızılık olur böyle. Kırmızılık olur. Kırmızı kayboldu mu yatsı vakti girer. Üç mezhebe göre, imamane göre. İmam azama göre ise yatsı girer. Şimdi bir de muhteremler, tabi bunlar fazla şey gerek detaylara takma olduğu için günümüze gerçi de bu da yani aslı kökünü bu. Bu bakımdan bana söylüyorum. Bir de işin manevi yönü var muhtemelen şimdi. Bu her gün böyle güneşin doğuşu. Tabi aslında güneş duruyor yerinde. Dünyamız döne gidiyor böylece. Fakat bize tabi öyle görünüyor. Bunun doğuş yeri bir daha. Güneşin sıfırdan doğuşu, yükselişi, tam zirveye çıkışı, zirveden inişe geçişi, batışı. Nedir bu? Bir insanın hayatının da tam bir örneği vakitlerine bu. İnsan hayatının tam örneği. Güneş sabah namazı vaktinde nerede oluyor? Henüz ufuka gelmiyor. Görünmüyor yani böyle. Altımızda henüz daha. Güneş. Bu da neye benziyor? İnsanın bebek halinde dünyaya gelip doğuşuna benziyor muhtemelen. Gece yarısı neye benziyor? Gece yarısı da insanın zulmatta olduğu dönem. Ana karında. Vela bürüyor. Fiyal zulmatin selas. Üç karanlıklar ana karında. Vela bürüyor. Demek ki nedir gece yarısı? Gece insanın ana karındaki o zulümatta, karanlıkta kaldığı dönem. Sabah mazın vakti, yani güneş henüz daha dünyada görülmedi, ama güneşin izi, eseri atmosfer vuruyor, bir aydınlık oluyor, gözlüğü görmeye başlıyor. Bu da nedir? İnsanın dünyaya gelip doğması. Dünyaya gelen insan kişi ne yapar o anda? Çocuk pek gözü göremez muhtemelen. Çocuk pek gözü göremez, çocuk gayet zayıftır, miniciktir, küçük bebektir, yavrudur. Sonra güneş yavaş yavaş yükselmeye başlar. Işığını, enerjisini göstermeye başlar, yükselmeye başlar. Bu da nedir? Bebeğin yavaş yavaş emekleyip ayağa kalkması, koşup oynaması, yürümesi. Öğle vakti güneşin tam zirvede. Yani tam kemal denir buna. Olgunluk dönemi güneşin tam zirve olması da nedir? İnsanın da orta yaşının tam bulması. Yani sağlığı, bedensel, akıl olarak, durgunluk olarak kişinin her açıdan, çünkü daha genç yaşta kişi sağ, daha sağlığı iyi, zinde olabilir ama hızlı olabilir kişi böyle. Akıl tam da oturmuş yerine. Hareketleri biraz dengesiz olabilir. Ama orta yaşlıdır, hareketler dengelik, düşünce, bir muhakeme etme kabiliyetleri beraberdir. Nedir bu da? Güneşin zirvede olması. Her kemalin bir zavallı ortamdır. Her çıkışın bir de inişi vardır. Evet, güneş zirveye çıktı. Tam tepede, orada kalacak mı? Ortamdır. İnsanlar bunun gibi, insanlar tam orta yaşına gelmiştir. Gücü, kuvveti, sağlığı, aklı, melekeleri, muhakeme durumları, her şey dengesini yine bulmuştur. Hareketleri dengedir, hareket dengedir.
Ama sonra ne başlar? Yavaş yavaş inişe geçmeye başlar. İkindi vakti işte artık insanın gerileme dönemi. Güneş öğle vaktinde inişte geçer batıya doğru, fakat bu çok yavaştır, pek belli olmaz. Fark edilmez bu kardeşe. İnsan da orta yaştan sonra yavaş yavaş artık çökmeye başlar, yaşamaya başlar, ama kişi bunu fark edemez. Kişi kendine genç zanneder. Yani yoruldu zamanlar, ne oldu bana der, az iş yaptım, ne yoruldum ben der. Giderken gidemez olur, şu bu derken fark edemez. Ama ikinden sonra güneş bayağı alçalmıştır, artık çabuk güneşe geçer. Kişi o zaman ne yapar? O zaman artık yaşlı insan kabul eder böyle. Bakıyor ki artık kişi mezara da gidiyor böylece. Akşam vakti nedir? Güneşin üst kenarından kaybolması, insanda ölüp insanda bedeninin toprağa gömülmesi noktasında böylece. Yani güneş üst kenarına kayboldu, altımıza geçtiği gibi, dünya altında gömüldüğü gibi. Demek ki insanda ölüp insanda mezara gömülmesi akşam ezanı. Yine kişi zulümata gitti, yine insan karanlığa gitti. İki ana karnı mezar. Oraya gidip kişi böylece. Fakat yatsı namazı var. Bu nedir? Evet, güneş akşam batıyor ama hemen ortada kararmıyor muhtemelen. Güneşin izi eseri batı ufkunda kalıyor ama. Kırmızılık oluyor böyle. Kırmızılık oluyor. İşte ölen kişinin de hemen ismi unutulmaz. En yakınları, ikinci numara, üç şey numara yakınları böylece. Adı konuşulur, hatırası anılır, şunlar bunlar olur. İşte malı mülkü vardı, şunlar bunlar. Kişinin biraz kendi olmaz. Yani güneş görünmüyor ama güneş iyi görünüyor, kırmızı çapa göre böyle. Kişi de kendi mezarda ama insanın ismi geçer ama sırtı daha yeni öldüğü için kişiye de böylece. Yatsı bakıyor, oldu güneş tamamen izi gitti mi şafaktan. Bu nedir? İnsan artık unutulur muhteremler. Unutulur kişi böylece. Böyle. Unutulur. Sonra ne oluyor peki? Ondan sonraki alem, yani bir nevi artık kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Bütün ruhlar berzah aleminde. Artık bütün alem karardı. Bütün alem karardı. Ruhlar öldü, kıyamet koptu. Herkes berzah aleminde. İki ertesi günü sabah ezanı nedir? Su üfürülmesi. Üfürülmesi böyle. Ondan sonra ikinci günü sabahına kalkış nedir? İnsan kabirden kalkıp cemaate gelmesi de insanın mahşere gelmesi anlamına geliyor muhtemelen bu şekilde. Bir de muhteremler mekruh vakitler var. Kısa anda geçelim inşallah. Mekruh vakitler var. Üç vakit var. Bu üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz. Üç vakit var. Bir sabah güneş doğarken, güneş üç kere güneşin göründü mü, güneş doğma başlarken, güneş doğarken o anda hiçbir namaz kılınmaz. Hatta bir kişi o gün sabah namazını kılmaya başlamış. Kişi namazı için güneş doğarsa namazı bozuldu muhtemelen. Namazı bozulur, onun bir defa tekrar kaza kılması gerekir. Demek güneş doğarken hiç namaz kılınmaz. Ne zamana kadar? Güneş bir mızrak boyu kadar çıkacak. Tabi mızrak bugün bilmiyor muhteremler. Eski harp kullanan silahlar. Mesela kılıç bir tarafı keser, mızrak da süngü böyle şeydir. Bugün tabi takvimlere göre, saatlere göre güneşin doğuşundan sonra mevsime göre 40-50 dakika geçinceye kadar namaz kılma zamanında. Ona yine güneş doğuyor anlamına geliyor. Demek ki güneş doğarken namaz kılınmaz, hiçbir namaz kılınmaz. Ta güneş biraz yükselecek, aradan 40-50'e geçecek. Ondan sonra namaz kılınır. Bir kişi sabah namazına kalkamamışsa, ne yapar? Uyandı kişi, eyvah güneş doğmuş, 3-5 yeni doğmuş da bu şekilde. Hemen kılamaz. Ne yapacak kişi? Bekleyecek. Güneşin doğuşu, takvime bakar, doğuş üzerinden 40-50 dakika geçtikten sonra ne yapar kişi?
o günün sünnetiyle beraber farzını kazaya kılar. Bakın o günün sabah namazının sünnetiyle beraber kazaya kılar bu şekilde böylece. Eğer bu kişi o günkü sabah namazını öğleye kadar kılamamışsa, öğleden sonra kılarsa farzını kılar, sünneti kılmaz. Demek ki o günün, kaçırdığı günün sabah namazını öğleden önce kılarsa, öğleye kadar kılarsa, sünnete kılar, farzında kılar, tabi kaza olur ama böyle. Öğleye kadar kılamamışsa, öğleden sonra kalmışsa, artık sünnet kılamaz, ne farzını kılar muhteremler. Demek ki bir, mekruh vakitler, üç vakit vardı, hiç namaz kılınmaz. Güneş doğarken. İkincisi, güneş tam tepedeyken muhteremler. Güneş tam tepedeyken, o zaman da namaz kılınmaz. Ne kadar zamana kadar? Şimdi bunda fukahaların görüşü var bunda. Örfü nehar, şer'i nehar diye bir şey var bunda. Örfü nehara göre çok kolay. Yani güneş tam tepeden kayarken böylece. Bu çok az sürür böyle. Bir gün peygamber otururken mescitte Cebrail aleyhisselam vardı. Öğle namazı bekliyorlar. Peygamberimiz Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail, hel zareti şemsü güneş zeval buldu mu? Yani doğudan batıya kaydı mı? Bakın cevap şu cevapsamda. La ne an? Hayır evet. La ne an dedi. Hayır evet. Peygamber dedi ya Cebrail niye böyle dedin? Bak önce la hayır dedin sonra evet dedin. Ya Resulallah sen sorduğun zaman daha güneş zeval bulmamıştı. Orada zeval buldu. Evet dedin muhtemelen. Az bir zaman sürüyor bu şekilde bu. Bu örfü nehara göre. Bir de şer'i nehar var ki buna göre aşağı yukarı 45 dakika falan kala namaz kılmamak daha eftal muhtemelenler. Demek ki öğle ezanına da 45 dakika kala da yine bir namaz orada kılmamak gerekiyor orada. Üçüncüsü güneş batarken de hiçbir namaz kılınmaz. Yalnız bir kişi o günü iki namazını kılamamışsa güneş batarken bile olsa az bir zaman kalsa bile yine kılar muhteremler. Yalnız o iki namazın farzını ama siz kılamaz böyle şey. Kaza kılmaz anda böyle. Bir kimse yolda oldu, şu oldu, bu oldu, oldu, o engel çıktı kişiye böyle. Kişinin zorunda yetişemedi. Artık güneş akşamı yaklaşmış gayet hem abdestini acele alır, farzı namazı durur. Hatta bu kişi ikinin namazını kılarken akşamdan olsa bile namazı bozulmaz, namaz devam eder muhtemelenler. Neden burada bozulmuyor, sabah bozuluyor? Çünkü burada akşam ezanı okunca yine namaz vakti giriyor. O namaz kılınır bu zaman böyle. Ama sabah ezanı çıkınca orada namaz vakti girmiyor muhtemelen böylece. Demek ki bu üç vakitte güneş doğarken kırda geçinceye kadar öğle vaktinde öğle ezanına sonra 40 dakika kala namaz kılmaz. Akşam günü batarken de namaz kılmaz, kaza farz kılmaz böyle. Yani o iki namazı kılınır. Bir de iki vakit var. İki vakitte kaza kılınır, nafile kılmaz muhtemelen. İki vakit daha var. Biri şu, imsak vaktinden sonra, yani kişi sabah namazına kalktı kişi, baktı ki imsak vaktinde daha vakit var. Kişi namaz kılar böyle. Yani nafile kılabilir. Ama imsak vakti artık çıkmışsa orada kişi yalnız sabahın sünnetini kılar ama orada nafile kılamaz muhtemelen. Ama kaza kılınır. Kaza kılınır olabilir böyle şey. Mesela bir insan kalktı baktı ki sabah ezanına daha mesela cami edecek de icabında vakit daha var. Kişi ne yapar? Kazanmazsa kılabilir bu şekilde. Yalnız demek ki imsak vaktiyle güneş doğunca o arada nafile kılınmaz ama kaza kılınır muhtemelen. Kaza kılınır. Bir de iki namazının farzını kıldıktan sonra nafile kılınır muhtemelen. İki namazının farzını kıldıktan sonra nafile kılınmaz. Örnek mesela ikindi vakti olmuş. Ezan okunmuş. Kişi ne diyor? Mesela nafile kılmak istiyor bir şey olmaz. Kılabilir. Nitekim ikinci sünneti kılınır, o da nafile namazdır.
kılmıyor. Ama ikindinin farzı kılındıktan sonra nafile kılınmaz ama kaza kılınır muhtemelen bakın böyle. Ona kaza kılınır burada. Bir de bir şart daha var namazı, ona geçelim inşallah. Niyet etmek namaza. Namaza niyetsiz girilmez. Nedir niyet? Kişiyi kıldığın namazın ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Kalpten geçmesi gerekiyor. Yani Allah zatı için mesela bugün öğün namazının farzını ya da sünnetini bunu kişiye bilmesi gerekiyor. Bir de söyleyebilir ama asıl burada amaç nedir? Kalbinden geçirmesi, gönlünden geçirmesi, bunda bilinçli olması muhteremler. Gerekiyor. Bu niyette farz muhteremler. Farzdır bu niyet etme burada. Niyetten ne kadar güzel, böyle canlı olursa namaz ona orantılı olarak o kadar namazda canlı fiizi olur. Eğer namaz niyet gevşek olsa, gaflet de olsa namaz öyle gevşek olur, gaflete gider muhtemelen böyle. Bunun için niyet meselesinde çok özen göstermek gerekiyor. İnsan ne diyor mesela? Niyet ettim Allah rızası için. Yani çok ama yani muazzam bir söz. Allah'la bir anlaşma, ahitleşme böyle. Niyet ettim Allah rızası için. Allah'ın razı olması için. Allah bundan razı olacak bakın. Yani öyle bir namaz kılacak ki Allah bunu beğenecek, sevecek, Allah bu namazdan razı olacak. Kolay mı bu? Değil muhtemelen. Mesela birine bir hediye vereceğiz. Hediye vereceğimiz kişi eğer biraz üst tabaka ise insan daha başka davranır. Bunu versem olur mu? Ayıp olur, yakışmaz oraya. Böyle yapsam olur mu? Yakışmaz oraya. Namaz kılacağız. Ne için? Allah rızası için. Ya. Allah bunu beğenecek. Allah bunu kabul edecek. Allah bunu sevecek. Allah bundan razı olacak. Yani niyet bu anlama geliyor. Bir de tabii söylemek gerekiyor. Mesela farz iki neyse bunlar böyle. Cemaatle kılarken ne olacak? Mutlaka imam uyumak. Uydum imama demek de gerekiyor. Bu da gerekiyor. Şimdi bir toparlayayım bu şartları muhteremler inşallah. Ya bunlar önemli çünkü namazın ön şartı bunlar. Ya bu olmasa mı olmuyor. Bu altı şart. Altı şart. Biri hadesten taharet. Abdüz almak, gerisi gusül yapmak. Abdüzü olmak. İkincisi necasetten taharet. Üzerine pis madde varsa onu aramak, temizlenmek. Üçüncüsü sitri avret, örtünmek. Dördüncüsü istikbali kıble, kıbleye dönmek, yüzünü, göğsünü. Beşincisi vakit, namaz vaktine kılmak. Altıncısı da niyet etmek. Bu altı şart tamamlanmadan namaza girilmiyor muhtemelen. Şöyle örnek verelim, bir kişi bir yere çalışmaya girecek, işe girecek, bir şeye girecek. Ondan altı belge istiyorlar. Altı belge istiyorlar işte. Sağlıktır, şudur, budur. İşte diploma istiyorlar. Eğer bu kişi beş tane belgeyi götürse yine kabul edilir muhtemelen. Tamamla sonra geliyor muhtemelen. Allah bize bela buyuruyor muhtemelen. Allah bizden altı belge istiyor. Altı şart mı demiş diye bela. Kulum altı şartlarını getir sonra huzuruma gel kabul ederim ben. Bu altı şartın namaz önce olmaz, yapması gerektiği gibi namazın bitimine kadar da şartların bulunması devam farz mı? Yani namaz kılarken de namazın sonuna kadar altı şartın bulunması da bu da farz. Örnek, abdest aldık. Abdestimiz taze güzel, kim abdestimiz bu şekilde? Namaz kılarken abdest bozuldu. Namaz gitti mi? Gitti muhtemelen. Üstümüz tertemiz. Namaz kılığımız yer temiz. Ama biz namazdayken çocuk geldi, namaz kılığını işidi. Üstümüz işidi. Oldu mu? Tam bozdu muhtemelen bak. Yani altı şart hem namaza girişe şart
Hem de namazın bitirmeye kadar şart bunlar böyle şey. Setri avret. Namazda kişi açıldı bir yeri. Mesela hanımın diyelim ki başörtüsü gelenekte onlar oluyor böylece. Açıldı. Ya mümkün olduğu kadar hemen derhal ve tek ele bunu yapması gerekiyor. İki ele çok uğraşırsa bu da namazı bozan muhtemelen bu şekilde böylece. Bunun için ne gerekiyor? Böyle bazı başörtüsü şeffaf oluyor. Kayıyor bunlar böyle. Bunlara koruma gerekiyor. Gerekiyorsa iğnelemesi gerekiyor bunu. Önüne olması gerekiyor burada. Eğer bir rükün miktarı, mesela bir rükü yapacak kadar, secde yapacak kadar, bu kadar bir miktar açık kalırsa namaz bozulmuyor. Yani sonra bağlısa bile namaz bozuluyor. Bunun gibi istikbali kıblede bir insan namaz kılarken eğer kişinin göğsü kıbleden döndü mü namaz bozulmuyor. Yalnız yüzü dönse bu da meşhur oluyor. Hem de tahrimen, haram yakın meşhur oluyor. Yüzü dönse böyle şey. Yani namaz devam ederken göğüs kıblemesi farzdır, yüzü dönmesi vacip oluyor. Bir de vakit konusu benim geçtiğim muhteremler niyette bir kez namaza durdu. Niyetini etmiş. Ama namaz ederken şüphe ettim. Acaba hangi namazı kılıyorum ben? Olmadı muhterem. Olmadı. Neden? Niyet namazın şartı. Yani kıldığı namazın ne namazını bilecek derler. Eğer bir insan namaz kılarken acaba öğle mi kılıyorum, ikindi mi kılıyorum, akşam mı, yatsı mı kılıyorum diye eğer bir kuşka düşerse diğer bozul muhteremler tekrar namazı başlaması gerekiyor muhteremlerce. Demek ki altı şartın hem baştan tam olması gerekiyor hem de namaz süresince sona kadar olması gerekiyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.